أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين بئس العبد عبد هوى يضله صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال. Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. Halbuki onlar fesatçıların ta kendileridir. Lakin onlar anlamak istemezler. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dini dünyaya alet ederek istismar eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. Aziz müminler, önümüzdeki pazartesi günü Yüce Rabbimizin yardımı, devletimizin dirayeti, milletimizin cesaretiyle küresel şer odaklarına ve onların taşeronluğunu yapan FETÖ'ye karşı elde ettiğimiz destansı zaferimizin 8. yıl dönümü. Bizler tarihin her döneminde olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bir kez daha omuz omuza verdik. Minarelerden yankılanan salalar eşliğinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hep birlikte meydanlara akın ettik. İstiklal şairimizin "Asım'ın nesli" diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek mısralarında ifade ettiği gibi, vatanımız ve milletimiz üzerinde oynanmak istenen kirli oyunları hep birlikte boşa çıkardık. 15 Temmuz, aziz milletimizin hiç kimsenin boyunduruğu altına girmeyeceğinin, zalimin karşısında asla eğilmeyeceğinin son örneğidir. 15 Temmuz, azmin ve cesaretin zillete ve korkaklığa galebe çaldığı şanlı bir direniştir. Değerli Müslümanlar, 15 Temmuz ihanetini gerçekleştiren FETÖ, inancımızı, ibadetlerimizi, milli ve manevi değerlerimizi istismar etmiş, istiklalimizi ve istikbalimizi hedef almıştır. Sureti haktan görünerek, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, devletimizin bekasına, milletimizin canına kastetmiştir. Yüce dinimiz İslam'ın en temel kavramlarını kendi çıkarları için kullanmıştır. Gençlerimizi ailelerinden koparmak, kalplerinden vatan sevgisini, millet olma şuurunu, ümmet olma bilincini söküp atmak için her türlü hile ve tuzağa başvurmuştur. Kıymetli müminler, önümüzdeki salı ise 10 Muharrem Aşura günü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününü içine alacak şekilde bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla 2 gün oruç tutmayı bizlere tavsiye etmiştir. Aşura aynı zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyadaki çiçeğim, Reyhanım diyerek sevdiği, cennet gençlerinin efendisi olarak övdüğü torunu Hazreti Hüseyin Efendimizin ve çoğu Ehl-i Beyt-i Mustafa'dan olan
70'ten fazla Müslümanın Kerbela'da şehit edildiği gündür. Üzerinden asırlar geçse de bu elim hadisenin acısı hala taptazedir ve hala yüreğimizdedir. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın ciğerparesine bu zulmü reva görenlerse, ümmeti Muhammed'in maşeri vicdanında mahkum olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Aziz Müslümanlar, cennet vatanımızda gözü olanlar, aramıza nifak tohumu ekerek muhabbetimizi ve kardeşliğimizi bozmak isteyenler, dün olduğu gibi bugün de hain emellerinden vazgeçmiş değildir. O halde bu hain tuzaklara bir daha düşmemek için sahih dini bilgiyi ehil ve güvenilir kişilerden öğrenmeye gayret gösterelim. Göz nuru çocuklarımızı ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi Kur'an ve sünnet ışığında sağlıklı, dengeli ve şeffaf bir din eğitimiyle buluşturalım. Fitne ve fesadı körüklemek isteyenlere, ümmet coğrafyamızda yeni Kerbelalar yaşanmasını arzulayanlara karşı uyanık olalım. Birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermeyelim. Milletimizin mayası olan ve dini hayatımızı ayakta tutan Anadolu irfanına sahip çıkalım. Bu vesileyle başta Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Ehl-i Beyt-i Mustafa olmak üzere Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den milli mücadeleye, 15 Temmuz'dan günümüze din, vatan ve mukaddesat uğruna şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Hayatta olan bütün gazilerimize ise sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Yüce Rabbim, her daim devletimizi payidar, aziz milletimizi bahtiyar eylesin. Birlik ve beraberliğimize, huzur ve güvenimize kastedenlere fırsat vermesin. Güvenlik güçlerimizi hak ve hakikat mücadelesinde her zaman muzaffer eylesin.